da önemli. Sen de 20 yıl önce bu eğitim işine girdin. Evet, doğru. Ve bilhassa da satış eğitimleriyle doğru başlamıştın. Daha sonra diğer eğitimleri de vermeye başladın. Ben 50 yaşındayken yazdığın 50 Yaş Gözüyle adlı kitap, ki o da yanımda da var. Evet. Eğer yönetmenimiz de şöyle alabilirse. 50 yaş gözlük de var işte, 50 Yaş Gözüyle, sanki bir de gözlük koyduk 50 oraya. 50 Yaş Gözüyle Taner Özdeş'in bunu 4-5 yıl önce yazdığı kitap. Çoğu insan tabi almıyordu, çünkü bugün hatta imza günü bir kadın geldi bana. Duygusal zeka aldı. 50 yaşa niye almadı dedim. Ben 49 yaşındaydım. Ya ne gerek sabah. Ben dedim bu kitabı bu kitabı ben insanların 18 yaşındaki çocuğun da okuması için aldım ki 50 yaşında benim yaşadıklarımı yaşamasın diye. Ama ilk yazdığın kitap 2006'da yazdığın Satışın 10 Altın Kuralı idi. Evet, aynen. Şimdi açıkçası satış hakkında kitaplar çok vardır. Yani gerek İngilizce olarak yazılmış veya diğer dillerde veya Türkçe'ye de. Bunu yazarken yazmaya başladığında korkmadın mı? Neyi hedefledin? Neyi farklı yazacağını düşündün? Ha, vallahi o kadar bilincim olmadığı için korkacak kadar bilincim yoktu. Hı hı. Fakat ben yıllarca Max Haber'de köşe yazarlığı yaptım. Kendi blogum vardı. Yani yazma alışkanlığını edinmiştim. Kitabı da zaten vermiş olduğum eğitimlerden yarattığım için kitap zaten anlattığım bir şeyi sadece yazılı hale getirdim. Yani kitap yazar için ekstra bir efor sarf etmedim. 10 yıl boyunca vermiş olduğum eğitimlerdeki en ilgi çekici noktaları bir kitap altında topladım. Peki bu eğitimlerde ve kitabı yayınladıktan sonra başına gelenleri şöyle değerlendirdiğin zaman, insanların satıcı olmakla ilgili güdüleri nedir? İnsanlar satıcı olmak isterler mi, yoksa mecbur kaldıkları için mi satıcı olurlar? O yüzden mi eğitim önemlidir? İyi satıcılık bence olma halidir. Yani satıcı olmak istemeyenler ise bence olmamalıdır. Yani aslında bu satıcılık daha çok bir kişilikle alakalı bir şey bence. Yetenekten çok, yani yetenek de önemli ama esas bir kişiliktir. Yani sizin yaşam tarzınız, ondan sonra insanlara bakışınız, iş kurma kapasiteniz, uyum sağlama kapasiteniz, insanları ikna etmek, birçok yetenek havuzudur bence. İnsanların bence satıcı olmanın arkasında İki sebep var. Bir, inandıkları bir şeyi satmamaları bence. İkincisi, kendine güvenmemeleri. Bu satış kendine güvenmediğimizi o kadar çok ortaya çıkarıyor ki insan o duyguyu yaşamamak için satış işinden kaçıyor. Peki özgüven eğitimle geliştirilebilir mi, yoksa zamanla başarıyla mı gelir? Özgüven eğitimleri ben veriyorum. Özgüven kişinin bilinçli olaraktan ufak ufak başarılardan almış olduğu öğretilerden kendisini artmasıdır. Özgüven öğretilebilir bir şey değil bence. Ama özgüven için insanın risk alması lazım. Yaptıkça da artıyor. Yani bu kendi kendine artan bir şey. Yani insanın olgun olması gibi. Yani nasıl yaşanmadan insan olgun olamıyorsa, insan bence belli şeyleri risk almadan, cesaret edinmeden veya başarısız olmadan da özgüven sahibi olmayan, özgüven olmanın sahibi bolca başarısız olmaktan geçiyor. Başarısız olmaktan. Başarısız olmaktan geçiyor. Kesinlikle başarı ilgisi yok. Başarısızlıktan aldığımızı da başarı olup ondan sonra kendimizi iyi hissetmemiz bence özgüven. Peki bu 16'ın kural içerisinde olmazsa olmaz dediğin hangisidir? Aile. Aile. Evet. Nasıl, bir açıklar mısın? Ya benim hayatta en önemli şey ailedir. Yani hayatta en çok değer verdiğim şunu diyorum. Ya ben hayattaki her şeyin geçici olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarım, dostlarım, işim, arabam, neyse. Ama ailem benim için en önemli güç. Yani o yüzden de hayatta en çok yatırım yaptığım yer ailem. Hem sadece kendi ailem değil yani. Bütün akrabalarım dahil. Sohbet etmek bir sanattır demişin kitabında. Doğru. Esasında satış eğitimlerinde de çok yapılandırılmış bir yöntem anlatıyorsun. Doğru. Öyle değil mi? Satış şöyle yapılır diye. Doğru, çok doğru. Bu sanat mı yoksa yöntem mi? Sanat. Yani insanın bence kendisini doğru ifade edebilmesi lazım. Yani bir kere sohbetin alt şeyi iletişimdir yani. İlk önce bir kere doğru iletişim kurmasını bileceğim. İki, doğru dinlemesini bileceğim. Üç, doğru soru sormasını bileceğim. Dört, sabırlı olacağım. Ve en önemlisi, kendimi unutup karşıya iyi göstereceğim. İnsanlar en zor ne tarafını öğreniyor bu bahsettiğini? Karşıya iyi göstermek. Bence orada kaybediyorlar. Kendisini unutmakta yani. Yani ben karşıya ilgi duydum ama zaten kendini unutmak derken kendini geri çekip karşı egomu, tarafı... Egomu, kendi düşüncelerimi, kendi ön yargılarımı, kendi önceliklerimi yapıp onun yerine daha çok karşıya ilgi göstermek. Karşının faydasını ön plana çıkarmak mı? Çok doğru. Aynen. Karşının ilgisini, faydasını çekecek konuları bulup sanki o konular kendimmiş gibi onunla birlikte o paylaşımı birlikte, o hazı birlikte almak.
liderlik eğitimleri de veriyorsun. Doğru. Liderlik eğitimde verilebilen bir şey midir? Şimdi liderliği biz tabii çok boyutlu anlatıyoruz. Liderlik ben sorumluluk almak olaraktan daha çok anlatıyorum. Daha çok verdiğim sektörde perakende sektörü daha çok. Mesela en son DNR'da verdim mesela örnek olaraktan. Yani orada biz şey öğretiyoruz liderlikte. Kişinin kurallar, süreçlerden daha çok kişinin belli görmüş olduğu fırsatları değerlendirerekten veya başka insana destek olmak suretiyle sorumluluk alaraktan o kurumdaki her türlü sorumluluğu, alabileceği her türlü sorumluluğu almasını diyoruz liderlik esasında. Yoksa yani bir Atatürk gibi liderlikten bahsetmiyorum ya. Yani esasında bizim en çok karıştığımız şey politik liderlikle normal bir insanın liderliği. Yani hep biz esasında askeri, politik liderliği anlıyoruz. Ama liderlik esasında her insan, mesela burada da her insan her bulunduğu ortamda lider olabilir. Yani onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani liderlik çok böyle çok büyükmüş anlatılıyor ama liderlik esasında kişinin cesurca elinden geleni en iyisini yapması dışında, eğer üst kademeye çıktığımız zaman da vizyon sahibi olması ve insanları da müdahale etmeden özgücü onların da aynı vizyonda arkasından sürükleyen kişi oluyor. Yani onun için biraz esasında kişi ve CEO veya işte kurumda en üst kişinin lider becerileri farklı şeyler tabii ki. Bu satışın 16 kuralını yaklaşık 15 yıl önce yazmıştın. Evet. Şuralarını bugün farklı yazardım diyor musun, yoksa değişmedi bir şey? Şimdi satışın 16 kuralı bugün işte 23. baskısı basılıyor. O kitap hep gidecek o kitap. Yani 100 yıl sonra da okunacak o kitap. Çünkü o temeldir o. Ben şimdi ikincisini yazdım. O da bu sene çıkacak. 2009'dan beri de satışın 16 kuralının devamını yazıyorum. Adı daha koyulmadı. O da aşağı yukarı 300 sayfa falan oldu. Orada ise günümüzdeki, yani bu internet teknoloji dünyasındaki satışlar için yazdım o kitabı da. Bambaşka. Yani o kitabın öğretilerle bu yeni yazdığım arası çok farklı. Onun için o kitabı değiştirmiş yok. Çünkü o bireysel, nasıl Dale Carnegie'nin Dost Kazanma Sanatı diye bir kitabı vardır. Evet. Veya Napoleon Hill'in Düşün ve Zengin Ol. Bunlar hiçbir zaman için 100 yıl sonra da değişmeyecek. Çünkü bunlar en temeldir. Yürüme öğretmek gibi yani. Satışın alakalı satışta yürüme öğretiyor. Şimdi insanlara bugün şartlarda ne yapması gerektiğini yazıyorum. Peki sen nasıl değiştin bu 20 yıl içerisinde bu eğitimleri verirken? Eğitimci olmak seni nasıl etkiledi? Daha sabırlı, daha sakin, daha dinleyen bence. Daha duyarlı olduğumu düşünüyorum. Ve tabii ki birçok yazma, yani iletişim becerilerimi çok daha ilerlettim. En önemlisi yani verdiğim enerji, bence insanlara vermiş olduğum enerji çok daha farklı hale geldi. Sen hani A, B tipleri vardı, yani ben daha agresivdim, daha ben odaklıydım. Şimdi biraz daha bence daha verici taraftayım, yani daha çok, yani daha çok verme tarafında yer alıyorum. Sen daha çok alma tarafında yer alıyordum. Şimdi bu 50 yaş gözüyle kitabını okudum. Onu da birinci bölümde ben kimim diye bir soru soruyorsun. Evet. İnsan bunu kendine sorarak öğrenebilir mi? Bununla ilgili testler var. Yani bir, aslında bunda bilimsel testler var. Tabii insan ben kim demek esasında daha çok duygularla alakalıdır. Yani insanın kimliğini daha çok duyguları belirir. Yani sizin hangi duygu yaşıyorsanız o anda o kişisiniz. Ben kimin cevabı da esas şudur. Benim güçlü yanlarım nedir? Bunun için iki şey var. Okuyarak bulabilirsiniz. Eğitime giderek bulabilirsiniz veya en yakın dostlarınızdan geri bildirim olarak bulabilirsiniz. En güçlü yanım nedir? Zayıf yanlarım nedir? Ben ne istiyorum? Ben kiminle olmak istiyorum? Ben nerede olmak istiyorum ilerisi için? Zamanımı kimlerle ve nasıl geçirmek istiyorum? Şimdi bunların hepsinin cevabı ben kimim çıkıyor.